Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 13. haftası 4. videosundayız. Yani son videodayız. Karede kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 9'da kalmıştık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir OF ile OE dik verilmiş, 2 verilmiş, 6 verilmiş ve bizden bu dörtgenin alanı taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. O da karenin ağırlık merkezi demiş. Arkadaşlar öncelikle bu soruyu iki farklı şekilde çözeceğim. Ağırlık merkezinin kullanımını nasıl yaparız karede? Aynı kullanımı dikdörtgende de yaparız arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezi dediği zaman biz ne anlarız? Hocam ağırlık merkezi dediğimiz yer köşegenlerin kesim noktasıdır. Yani şu köşegen ile şu köşegenin kesim noktası arkadaşlar. Şöyle şurası. E köşegenler nasıl olacak? Dik kesecek değil mi arkadaşlar? Şöyle dik. Hatta burası da 90 derece arkadaşlar. E köşegenler aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. 45'e 45. E 45. Burası da 45'e 45. Burası da 45'e 45. Şunları şöyle 45'e 45 yazalım arkadaşım. Tamam yazdık mı yazdık. Şimdi şöyle bakacak olursak. Hocam burada 90'lar iç içe. Bir alfa beta'ya da alalım. Alfa. Şurası beta ise. Alfa artı beta 90 iken burası da 90 derece olacağından burası da alfa oldu. Dikkat edin. Alfa var 45 var. Üçüncü açı çift çizgi. Alfa var 45 var. Üçüncü açı çift çizgi. Şu iki üçgen ne oldu? Hocam bu üçgen ile bakın şöyle kırmızıyla taralayım. Şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta ve hatta şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı köşegenler burada alfa 45 3. açı çift çizgi alfa 45 3. açı çift çizgi ve çift çizginin karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan eş üçgen oldu. Madem eş üçgen madem alanla ilgili bir şey de soruluyor madem uzunlukta var burada öncelikle uzunluklara bakalım alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı burada da 2'dir. A karenin kenarı 8 yaptı. Güzel. Sonra Alanlar da birbirinin tıpkısında aynısı değil midir? Aynısıdır. A ise A. Şuraya da B diyecek olursam A artı B alanı isteniyor bizden. Hocam A artı B alanı şuradan baktığın zaman bulamıyorsan ama şuradan baktığın zaman şurası değil mi? Yani burası da karenin alanının kaçta kaçı arkadaşlar şu alan? Karenin, karenin alanının dörtte biri değil mi? Evet. Karenin bir kenarı da 8 olduğundan dolayı 8'in karesinin dörtte biri olacaktır. 64 bölü 4'ten kaç çıkar? 16 çıkar. Birinci yolumuz bu olsun. Şimdi bir de ikinci yoldan anlatayım size arkadaşlar. Bir de ağırlık merkezini şöyle kullanırız. Aynı şeyi dikdörtgende de kullanırız arkadaşlar. Dikdörtgende de ağırlık merkezi burası iken e, köşegenlerin kesim noktası diyebiliriz ki en mantıklısı zaten dikdörtgende odur. E, ama bazen de ağırlık merkezi burası iken şuradan dik çizersin iki eş parçaya böler. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Sebebiyle birlikte göstereyim onu. Şöyle dikdörtgen ya burası. Bu köşegenlerin kesim noktası orta nokta olması lazım burası. Buradan çizdiğin de orta tabandan dolayı iki eşit parçaya böler. Hatta buradaki çizdiğin de yine orta tabandan dolayı yine iki eşit parçaya beler. Demek ki tam ağırlık merkezinden köşeleri e, kenarları çizilen dikmeler iki eşit parçaya bölüyor. O zaman karede de aynı şey arkadaşlar. Orta tabandan dolayı. Karede de aynı şey. Sen burada hop şuradan bir dik çizsen. Hop şuradan bir dik çizsen. Bu dikler ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek arkadaşlar. Kare olduğundan dolayı burası çift çizgiye çift çizgi ise burası da aynı şekilde çift çizgiye çift çizgi olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet zorunda. E bu kare olduğundan dikdörtgen olsaydı çizgiye çizgiye çift çizgi çift çizgi diyecektik bu arada. Hocam burası 90 90 burası da 90 e, dikdörtgenden dolayı burası da 90 derece e, oldu mu? Oldu. Yani bu açıda 180'e tamamlamadan 360'e tamamlamadan dolayı 90 derece oldu. 90'lara mı da uçuşuyor? Dal alfa beta'ya. Alfa, beta. E, tamamı 90. Alfa. E, burası da beta mı yaptı? Evet. Öncelikle şunları eşitli olarak yazdık ya. Şu da eşitliğim arkadaşlar. Şöyle dik, dikdörtgenden dolayı. Hatta şunlar eşit olduğundan içeride de bir kare oluştu. E hocam şunlar ne oldu artık? Bunlar benzer üçgenler oldu hocam. Benzer üçgen dediğimiz nedir? Bir eş üçgendir aslında. Niye? Alfa, beta 90. Alfanın karşı çift çizgi beta 90 alfa alfanın karşısı çift çizgi olduğundan eş üçgen çıktı. Madem eş üçgen burada o zaman betanın karşısına a dersek burada da betanın karşısı nedir? a'dır. Hocam buraya 6 eksi a kaldı. 6 eksi a ise karşı tarafta 6 eksi a'dır. Hocam burası da 6 eksi a'dır. E bak a artı 2 ile 6 eksi a birbirine eşit değil mi? a artı 2 eşittir 6 eksi a'dan dolayı 2 a eşittir 4'ten dolayı a'yı 2 bulursun. a 2 iken burası kaç oldu? 4 oldu. Şimdi senden şu alanlar toplamı isteniyor. Madem eş bunlar alanları da eş değil mi? Evet. A iken A. Buraya da B diyecek olursak. Senden A artı B isteniyor. Aynı zamanda A artı B buradaki karenin alanı değil mi? Aynen öyle. A artı B alanı karenin alanıdır. Karenin bir kenarında 2 2 4 birim bulduğumuza göre. 4'ün karesinden dolayı cevabımız ne çıkar? 16 çıkar arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 16 çıktı. İki farklı yolla da gösterdim. Ağırlık merkezini bu şekilde iki farklı şekilde kullanabiliriz. Ya köşegenlerin kesim noktası ya da dikmeleri çizdiğinde iki eşit parçaya bölmesiyle e, ilgileneceğiz arkadaşlar. Artık soru göre hangisi mantıklıysa onu yaparsınız. Geldik örnek ona. Şekilde birbirlerine bitişik düzlemsel iki kare vardır. Karelerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 6 birim olarak verilmiş. Evet karenin ağırlık merkezi burası olsun. Burası olsun. Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık istenildiği için sanki Ağırlık merkezlerini nasıl kullanıyorduk? Ya böyle köşegenleri çiziyorduk, köşegenlerin kesim noktasıydı ya da bir köşegenin orta noktası e, ya da böyle dikmeler çizerek yapıyorduk değil mi? Sanki burada ağırlık merkezleri arasındaki uzaklıktan bahsettiği için şu dikmeleri ilk etapta çizeceğim. Bu dikmeyi çizince iki eş parçaya böldü, burası da iki eş parçaya böldü. Hocam buradan da bir kenar ortaya çizersem bu da ağırlık merkezinden geldiği için dik olmak zorunda, o zaman doğrusal oldu. Hatta burada da dik çizsem şöyle iki eş parçaya böldü. E, karenin kenarları ortak olduğu için bunlar eş kareler arkadaşlar. E hocam çift çizgi çift çizgi ise burası da çift çizgi burası da çift çizgi burası da çift çizgi çift çizgi oldu. A buradan dolayı ne bulduk? Bu ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 6 birim demesi bunlar 3'ü çoğalttı. Çift çizgi dediğimiz üçgen burası da 3. Yani karenin bir kenarını 6 bulmamızı sağladı arkadaşlar bu. Evet o zaman şekil karışacak. Bu şeklin üstüne böyle devam etmeyeyim isterseniz bunu sileyim. Buradan olayı anladık. Karenin bir kenarını kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Şimdi devam edelim. Diyor ki yeşil kare C noktası etrafında ok yönünde en az kaç derece döndürülürse karelerin ağırlık merkezleri arası uzaklık 3 kök olur diye söyleniyor. Evet az bir derece döndüreceğim. Mesela şuradaki B noktasını hop şöyle döndürdüm. B noktası biraz döndürdüm. Şöyle oldu. Ee, biraz daha döndüreyim isterseniz. Şekil tam karışık olmasın. Şöyle döndürdün. Bakın şuradan şuraya doğru döndürdüm. Bir alt derece döndürdün. Karemizi çizelim o zaman. Döndürülmüş hali. Şu olmuyor mu arkadaşlar? Evet. Şimdi yalnız ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Ee, yok. Dö Biraz döndürdük daha sonra. Yani kareyi kaç derece döndürmüş oldum buradan böylelikle arkadaşlar? İşte bur bize buradaki açı isteniliyor. Alfa derece döndürdüm. O zaman karemiz bu hali mi aldı? Evet. Karemiz bu hale Aldığında ağırlık merkezleri arasındaki uzaklıktan bahsediyor arkadaşım. Bak. Bunun ağırlık merkezi şurası olsun. Bunun ağırlık merkezi şurası olsun. E hocam bu ağırlık merkezler arasındaki uzaklıktan bahsetmiş bize. Hop şurası kaç diye söylemiş. 6 kök 3 kök 6 diye söylemiş. E hocam ne yapacağım? Ben bu ağırlık merkezine ait bir üçgen, üçgen, dörtgen bir şeyler oluşturmak zorundayım. Şuradan dikmelerimi çizsem. Bak mesela burada ağırlık merkezinde dikmeler bir işime yaramaz. Yani burada köşegenleri çizmek mantıklı. Ama köşegeni de çizerken bak soru sana kopyayı veriyor. Ne veriyor? C noktası etrafında döndürmüşün. E her iki karede de döndürdüğün zaman C noktası ortak köşe değil mi? O zaman C noktasını düşüneceksin. Tutup da sen bu köşegeni çizip bu köşegenin orta noktası desen bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. C noktasından çizdiğin zaman hop tam burası. Diğerini çizmeme gerek var mı? İsterseniz çizeyim köşegenlerin kesim noktası. E şunu çizdin. E bunu da çizdin köşegenlerin kesim noktası. Hocam 6 ise burası. Dikkat edin şunlar birbirine eşit değil mi? Evet eş kareler olduğu için bunlar da birbirine eşit. E burası 6 ise burası da 6. 6 6 6 köklü yani bunlar 3 köklü 3 köklü yaptı. Hocam burası da 3 köklü. A bir 3 köklü 3 köklü 3 kök 6 oluştu mu arkadaşlar burada oluştu. Yani şuradaki üçgende güzel bir şey oluştu hatta. Kök 3 katı değil mi arkadaşlar bu? Nerede bu? 3 e, köklü 3 köklü iken kök 3 katı nerede? Hangi özel üçgende? 30 30 120 üçgende değil mi? Evet hocam burası 30 burası da 30. Burada kaçanın tamamı da 120 yapar. Bunlar köşegen olduğu için burası 45'e burası 45'tir. Bu da köşegen olduğu için burası da 45 burası da 45'tir. Yani 45 alfa ve 45'in toplamı 45 alfa ve 45'in toplamı kaç olacak arkadaşlar? 120'ye eşit olacak. Buradan da alfa kaç çıkıyor? 30 derece çıkıyor. Evet en az kaç derece döndürmesinin mantığı ne? Sen bunu biraz daha döndür bu tarafa getir bu tarafta da 30 derece oluşur arkadaşlar. Ee, aslında ondan sonra bir tık daha döndür böyle sonsuz tane açı vardır böyle. Hani 360'tan fazla esas ölçüsünü düşünecek olursak. Ee, bize de bu tür soruları tabii ki en azını sormak daha mantıklıdır. O yüzden böyle en az döndürme şu şekilde oldu. Aa, hatta şöyle şu tarafta sol taraftaki döndürdüğü zaman da aralarındaki açı e, 30 derece yapan sanırım ya 150 derecedir ya da 210 derecedir. Onu da siz bulursunuz arkadaşlar. Hani ilk döndürmede 3 kök 6 oldu. İlk İkinci döndürmede 3 kök altı olanı da sorayım size. İsterseniz onun da araştırmasını siz yapın. Kaç çıkıyor? 180 eksi 30 mu çıkıyor? 180 artı 30 mu çıkıyor? Hadi bakalım bulun. Cevapları da yazın. Yorumlara da yazın. Herkes şöyle bir. Yani her şeyi ben anlatmayayım değil mi gençler? Biraz da siz de emek harcayın. Bu birinci döndürmede 3 kök altı oldu. İkinci döndürmede 3 kök altı olduğu yeri soruyorum size. Hadi bu da size ödev olsun. Geldik örnek 11'e. Evet. ABCD karesi biçimindeki bir kartonun Köşeleri ağırlık merkezine gelecek şekilde köşelerden şöyle bir katlamalar yapılmış. Şöyle. Sonra elde edilen yandaki şekil KM boyunca tekrar katlanıyor. İşte KM boyunca aşağı doğru katlandı şu şekilde. Sonra da orta noktası boyunca kesilip parçalar atılıyor. Kesme işleminden sonra e, son şekilde katlamalar açılırsa elde edilen şeklin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla ilk şekildeki İlk şekildekine göre mi yapsam burada sondan mı gitsek? Tabi biz sondan açılım yapıyorduk arkadaşlar ya. Şuradakini kullanıp bir açılım yapalım arkadaşlar. Yalnız burada tam orta noktadan kesmişlerdi. Hadi şu şekli kullanıp ona göre bir açılım yapalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Şekli geriye doğru açılımını yapacağız arkadaşlar. Biraz daha büyük çizeyim de daha rahat fark edin arkadaşlar. E, aklımda benim şu anda. Bu önce ne yapıldı? Orta noktasından kesildi. Orta noktasından kesildiği için şunu bir eski haline bir geri tamamlayalım arkadaşlar. Böyle ve böyle. Tam orta noktasından kesildiğini de gösterelim. Şunlar birbirine eşit. Hatta şunlar da birbirine eşit. E, çizgiye çizgi, çip çizgi, çip çizgi göstermiş hocam. Önemli değil. Biraz sonra görürsün zaten. E, burası 90 derece. Sonra bu katlamayı da ne yapmıştı bundan önce arkadaşlar? Kesmeden önce aşağı doğru katlamıştı. Biz yukarı doğru açalım bunu. Yukarı doğru açtığımızda da arkadaşlar şöyle ve şöyle. Ama bakın bu doğruya göre simetriğini alıyoruz. Bu doğruya göre simetriğini aldığında dolu kısma dikkat. Dolu kısım burası, dolu kısım burası. Şurada dolu kısmı göstereyim arkadaşlar size. Peki bundan önce neydi arkadaşlar? Bu şekli oluştururken şöyle köşegenler de vardı değil mi arkadaşlar burada? Bu köşegenler niye var? Köşelerden böyle katladığım için var. Hadi burada da köşelerden katlayalım. Köşelerden katlanmış hali şu şekildeydi arkadaşlar. Şu şeyler oluşu karşımızda. Sen bu katlamaları da böyle şimdi geriye doğru açacaksın böyle. Hadi açalım bakalım katlamaları da. Hocam şu üçgeni açacak olursam bak şuradaki üçgeni açacak olursam şu şekil geldi karşıma. Hocam şuradaki üçgeni açacak olursam alttaki üçgeni açacak olursam şu şekil geldi karşıma. Şuradakini açacak olursam şimdi göstereceğim. Biraz işi hızlı yapmak için böyle gösterdim. Bunu da açacak olursam şu şekil geldi karşıma. Dikkat dikkat. Ben şunu açtım bu geldi. Bunu açtım bu geldi. Bunu açtım bu geldi. Bunu açtım bu geldi. Bunu açtım, bu geldi. Ama bu parça beyaz parça atılmıştı. Dolu parçalar dolu. Şimdi şunu çaprazını böyle aldığın zaman simetrisini alacaksın. Bak simetrisini aldığın zaman ne geliyor? Hop hocam bu geldi. Bak bunun bu boşun simetriği burası. O zaman dolunun simetriği ne yaptı arkadaşlar? Şurası oldu. Evet bu boşun simetriğini alalım yine arkadaşlar. Bu boşun bu doğruya göre simetriği. Bu boşun bu, doğru, bu, boşun, bu doğruya göre simetriği. Şurası yapıyor. Hop şöyle bir şey olacak arkadaşlar. E, dolu olan kısım neresi oluyor? Şurası oldu. Hadi sonra alttakinde de aynı işlemleri yapalım arkadaşlar. Ve daha hızlı yapalım isterseniz. Bunun simetriği bu. Bunun da simetriği bu. Dolu olan kısımları da şöyle bir gösterelim. Peki şu ne arkadaşlar? Bu bizim katlamaların olduğu yer. Şimdi katlamadan önce bir kenarı kaç vermiş bize? Bakıyoruz. Bir kenar 12 vermiş. Hocam sen şöyle şöyle katladın ondan sonra bunu da aşağı doğru katladın ya şu kenarlar birbirine eşit olması lazım. 12 ya burası 6 birim burası 6 birim oldu mu? Oldu. 6 birim 6 birim şu katlamadan dolayı da şu da katlama çizgisi aslında şöyle bakacak olursan. Aslında burası da 6 burası da 6'dır. O yüzden şu orta nokta hani 6 6 altı hocam burası. Bu da 6 6 6 köklü hocam burası. Ondan dolayı e, buradaki çift çizgiler birbirine eşit oldu. Hocam burada ne yapmalıyız? Şu katlamada üstü de binan açılar birbirine eşit olacak. Hocam bunlar 45 45. Burası da 45 burası da 45. E, hatta burada 90 derece 45 45 90 üçgenleri çıkıyor arkadaşlar karşımıza. E hocam burası 6 ise bunlar da birbirine eşitse burası da dik olduğundan dolayı bunlar 3 3 oldu. Hocam burası da katlamadan dolayı burası da 45 burası da 45. Yani burası da 45 oldu. X kenar dik üçgen burası 3 oldu. Hatta burası da 3 burası da 3 olur mu? Olur. Evet bizden ne isteniyor? Şu kağıdı açtığın zaman bak beyaz kısımlar yok. Sarı kısımlar var. Ne çıktı? Hüseyin'in E'si çıktı. Hüseyin kimdi? Sülaleyi öğrenmiş olmanız lazım. Ta ilk videolarda bakalım hatırlayacak mısınız? Yorumlara yaz. Ne var burada Hüseyin'in şeyini bulacağız. Çevresini bulacağız. Arkadaşlar burada katlamasını aldığımız yeniden dolayı burası da 3 burası da 3 bunlar da 3 bunlar da 3 yazacak olursak arkadaşlar. E hatta burası üçgen burası da 3 ya buraya da 3 kaldı. Şunlar da 3 yaptı. Çevresi isteniyor arkadaşlar. Hadi bakalım bulalım. Çevresini nasıl bulacağız arkadaşlar? Şuradan Hüseyin'in çevresini bulalım. Şurası şurası şöyle bu çevre soruluyor arkadaşlar bize. Tek tek bu kenarları sayacağız arkadaşlar. Ya da karenin alanından fazlalık karenin çevresine fazlalık şu dikeyler geldi diyebiliriz. Hocam yataylar önceden buradaydı buradaydı deyip o şekilde karenin çevresi kaç? 12 çarpı 4'ten 48. 48'e 3, 6, 9, 12 ekleyeceksin. Çevre 60 yapıyor. Kısa yolu bu. Uzun yolu da şu. 6'dan kaç tane var arkadaşım? Hemen yazalım onu. 6'dan kaç tane var? Çevre 6'dan kaç tane var? Say. 1, 2, 3, 4. Başka da yok. 6 tane 4. Artı 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası da 3. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane mi var arkadaşlar 3'ten de? 12 tane de 3 var. E o zaman burası kaç yaptı? 24 artı 36. Kaç yaptı arkadaşlar? Topladığın zaman da 60 yaptı. Ben biraz önce ne dedim? Karenin çevresine bu karenin çevresi bak dikey şu yataylar da karenin çevresi şöyle görüyorsunuz. Karenin çevresi kaç yaptı? 12 çarpı 4'ten 48 artı. Şu dikeyler ekstradan girdi 12. O zaman da 60 demiştik size. Cevap 60 yaptı ama bu şekilde de sayarak da tek tek sayarak da sonuca ulaşırsınız. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin buna bu tür böyle kağıdı böyle katla 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 kes. Sonra oluşan şekil sorulabilir. Çevresi sorulabilir. Alanı sorulabilir. Her türlü şey sorulabilir. Dediğim gibi ÖSYM bunu KPSS'de ALES'te sordu. Daha TYT'de sormadı. TYT'de ya da AYT'de sormadı. Bu tür sorularda artık gelme adayı gibi düşünüyorum. Daha öncesinde de söylemiştim. Geldik örnek 12'ye. Bir mantık sorusu. Çok güzel bir mantık sorusu ya. Evet kenar uzunluğu 3 birim olan kare biçimindeki kartona kenar uzunluğu 1 birim olan dikdörtgenler şeklinde sırası dikdörtgenler şeklinde sırasıyla yukarıdan ve sağdan katlamalar yapılıp 2 x 2 Kareler kare elde ediliyor. 2'ye hmm. ikilik kare elde ediliyor. Bir, bir birimlik kısmı yukarıdan böyle katladım. Sonra da buradan bir birimlik kısmı böyle katladım. Sonra elde edilen karenin içine kartonun o bölümünde kaç kat varsa o sayılar yazılıyor. Mesela sen böyle katladın. Sonra bunu böyle katlayınca bak dikkat. Sen bunu böyle katlayınca burada tamamında iki kat mı oldu? Evet. E sen bunu böyle katlayınca Şurada şuradaki 2 kat bunun üstüne gelince toplam 4 kat yaptığı için burası 4 kat. E burası şuradan e, bir kat gelmedi. E buradan böyle katlayınca burada da kat yoktu. Burası da 1. Şöyle yapınca bir kat bunun üstüne gelince bir kat oldu. Yani burası da 2 oldu değil mi? İşte burada bunu anlatıyor. Burada tek bir kat var. Burada 2 tane kat var. Burada 4 tane kat var. Burada da iki tane kat var. Aslında bu sorunun mantığı ne biliyor musunuz gençler? Bak çok güzel bir soru ya. Gerçekten çok güzel bir soru. Burada ne demek? En son 2 iki çarpı 2'lik yani bir kenarı bir birim olan karelerden kareler oluştu burada. Yani 2 iki çarpı 2'lik bir kare oluştu. Burada 1 bir çarpı 1'den bir tane kare var. Hocam 1 çarpı 1 kareden üst üste 2 tane kare var. 1 bir çarpı 1'den üst üste kaç tane? 4 tane kare var. 1 bir çarpı 1'den üst üste 2 tane kare var. Evet, bunları saysanız ya. Sayın bakalım kaç çıkıyor? 4, 8, 9. Aa hocam 9 çıktı. Önceden bizim karemiz kaçtı? 3 değil miydi? Yani buradaki yazan sayıların toplamı sana alanı veriyor kardeşim. Bizim amacımız böyle ilginç sorularla karşınıza gelmek ve yani e, bu tür soru üniversite sınavında da karşınıza gelirse ki inşallah gelir, e, siz bu soruyu daha hızlı bir şekilde yapın. E, karelerin üst üste gelmesi neyi veriyor? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Burada üst üste gelen kat izleri demek üst üste olan birim karelerin sayısı demek. Birim kare sayısı demek üçgende alan sayısıdır arkadaşlar. Hatta ileride katı cisimlere geleceğiz. Birim küplerin sayısını ister mesela. Birim küplerin sayısı da nedir? Hacim demektir arkadaşlar. Burada birim karelerin sayılarından bahsediyorsa aklınıza alan gelsin arkadaşlar. Çünkü birim kare yani bir kenarı bir birim olan kare. Birim karelerin sayısı. Hani biz ne diyoruz alan sorularında? İşte şunun alanı kaç birim karedir? Kaç santimetre karedir? E burada da birim karelerin sayısı var burada. Birim karelerin sayısı deyince de aklınıza alan gelebilir. Evet gençler, böylelikle buradaki yaza sayıları biz anladık arkadaşlar mantığını. Bu sayıların toplamı bize neyi veriyor? Alanı veriyor. Alan 4 2 2 ve 1 olduğundan dolayı. Şimdi geldik buraya. Kenar uzunluğu 7 birim olan kartona da aynı katlamalar yapılırsa son durumda soru işareti yerine ne gelir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler öncelikle şöyle bir katlama yapacağız. 7 birim. 7 birimlik yapacağız değil mi? Evet. Tamam. Öncelikle şöyle bir katlama yaptık. Bu doğruya göre katlama yapınca buraya geldi. Buradakilerin hepsi 2 oldu mu? Oldu. Bak dikkat. Buradakilerin hepsi 2. Sonra sen bunu bu doğruya göre katladığın zaman hop şurası ne olacak arkadaşlar? Şuraları hala 1 değil mi? Burada bir kat kat izi olmadı. Hocam sen bunu böyle katladığın zaman burası 2'ydi. 2 2'nin üstüne geldi. Burası ne oldu arkadaşlar? Önceden burası 1'di. Burası 4 mü oldu? Evet. Buraları hala 2. Bak 1 iken burası ne oldu? 2 oldu. Sen bunu böyle katladığında 2 bir katın üstüne geldi böyle. Hocam burası 3 oldu. Hatta sonra bir daha böyle katlasan burası 4 olacak hocam. Değil mi? Böyle bu sırada gideceği belli zaten bunun. Hocam burası 5 olacak. Yoksa buralara girersek iş uzayacak. Hiç oraya girmeyelim. Sonra 5. katlamada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ha 6, 7. Şu 5.yi de 5 katı da üst üste koyduğunuzda böyle geldiğinde burası 6 mı olacak? Evet. Burada 6 tane kat olacak arkadaşlar. Çünkü sen buradan buraya bir katlama yapmadığın için buradaki 6 bozulmayacak. Çünkü sen böyle böyle katlayarak geliyorsun yine buraya. O katlama buraya yetişmiyor. En sonuncusu buraya yetişmiyor. En son buraya katlama yapıyorsun zaten burada. E sen burada da aynı mantıkta gelecek olursan şu alttaki şeyi bulalım isterseniz şunu. Burası da önceden bir kattı. Şöyle katladığında iki kat oluyor. Sonra böyle katladığında 3 kat oluyor. Böyle katladığında 4 kat oluyor. Böyle katladığında 5 kat oluyor. Böyle katladığında da 6 kat mı oldu arkadaşlar. Evet, 6 kat oldu. Bak 1 2 3 4 5 7 bölme olmuş oldu burada. Yani işte bizde en sonki durum şuradaki bölgedeki şey istenmiyor mu arkadaşlar bize? Sen bunu böyle katladığında burası hala burası tek kat değil mi? Evet hocam burası hala tek kat. E ben bu soru işaretini nasıl bulacağım? O birim karelerin sayısı şeklinde olmayacak mıydı arkadaşlar? Evet. Birim karelerin sayısı şeklinde olacak. Yani 6. E, yani birim karelerin sayısı demek alan demek. Bunun alanı kaç? 7'nin karesinden 49. O zaman buradaki soru işareti 6, 6 ve 1'in toplamı. Soru işareti 6, 6 ve 1'in toplamı kaç yapacak arkadaşlar? 49 yapacak. Buradan da soru işaretini ne buluruz? E, 6 6, 6, 12, 13 çıkarttığımız zaman 33 mi yapıyor arkadaşlar? 33. Yok. 13 çıkarttığımız zaman 36 yapıyor. Evet. Soru işareti yerine 36 gelecektir. Yani sayılarımız 1, 6, 6 ve 36. Toplayın bunu. 36, 6 daha. 42, 48, 49 alana. Yani birim karelerin sayısı birim karelerin sayısı. Birim kare sayısı demek alan demek ve burada çok güzel bir şey öğrenmiş olduğunuz arkadaşlar bu soruda. Gerçekten çok güzel bir şey öğrenmiş olduk. Bak bunu es geçmiyorum. Böyle bir mantık yok. Yani hiçbir yerde yok. Abi bu bu, bu mantıkta bir soru e, daha önceki çalıştığım yayında yazdım. Onun kitabında var. Aa bu mantıkta bir soruyu başka bir yerde de bulamazsınız arkadaşlar. Bulamazsınız. Gerçekten çok güzel bir mantık. İnşallah olayı anlamışsınızdır. Böyle birim karelerin sayılarından bahsediyorsa alandır. Birim küplerin sayılarından da bahsediyorsa hacimdir arkadaşlar. E, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Gerçekten çok mükemmel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Evet Üniversite sınav sorusunun benzeri. Sanırım 2000'li yıllarda çıktı. 2004'te falan da olmuş olabilir arkadaşlar. Böyle bir soru. E, Karenin köşegen uzunluğunu sordu. E, o senenin o en zor sorusu diyebiliriz arkadaşlar. E, niye? Çünkü soruya baktığınız zaman kare sorusu muş gibi algıladınız ya da algıladılar. O yüzden ilk başta siz bir yapar mısınız? Şu verilen bilgileri bir kullanabilecek misiniz? Bir görelim mi sizleri de arkadaşlar? Öncelikle siz bir yapın bakalım. Evet o senenin en zor sorusuydu. Şimdi ben başlayayım isterseniz sorunun çözümüne. Ben şimdi siz de uğraştınız ya. Neler düşündünüz bakalım? Benim düşündüğüm şeyleri düşündünüz mü? Ona bir bakalım. Arkadaşım ben soruya baktığım zaman, "Aa hocam oran var, alan dağıtma vardır büyük ihtimalle." E alan dağıtayım hocam dersiniz. Hocam burada çift çizdeki alan 4 ise çift çizdeki alan 4 dersiniz. Sonra başka bir oran olmadığı için alan dağıtamazsınız kalırsınız. E ne yapacağız hocam? E hocam o zaman şey yapalım paralel çizelim. Ya kardeşim paralel çizdiğin zaman hadi buradan sadece burada oran var. Paralel çizdin. K iken 2K oldu. Sen buradaki oranı biliyor musun? Bilmiyorsun. E ne yapacağız burada? İşte işte işte. Paraya kenar tabanlı düşün biraz. Paraya kenarda da Özellikle arkadaşlar paraya kenarda böyle alan dağıtım falan yapamadığın zaman temel yapılardan sonuca ulaşamadığın zaman 5 yıldızlı alan şeyini düşünmüyor muyduk? Evet artık burada da bir spoiler aldın hadi bakalım yapamadın ya geldin buraya kadar burada da izledin şimdi bir daha 5 yıldız spoilerını aldın sen yap bakalım 5 yıldızda paraya kenarda 5 yıldız şey neydi? Şu tüm alanın yarısıydı hatırlarsan tamam hadi durdur videoyu bir daha bak. Şimdi ben şuraya bakıyorum. Özellikle şurada zaten oran olmadığı için ben şuradaki alanları yazamam arkadaşlar. Oran olmadığı için ve en son sıkıştığım için 5 yıldızlı alan var mı diye bakarım. 5 yıldızlı alan dediğim nedir arkadaşlar? Tabii ki işte tam olarak şurasıdır arkadaşlar. Bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Sıkıştığınızda hemen buna bakın arkadaşlar. Bu alan tüm alanın yarısı. E o zaman ben buraya bir A dersem A artı 4 paralel kenar alanının yarısı. O zaman paralel kenar alanı ne yaptı? A artı 24 pardon. 2 ee, katı 2A artı 48 yaptı mı? Yaptı. Şimdi geldik buraya. Hocam bu çift çizgileri kullanmam lazım. Burada da bir temel yapı var. Bu alanda tüm alanın kaçta kaçıydı arkadaşlar? 4'te 1 idi. Paraya kenar alanının 4'te 1'i de A artı 4. E o zaman paralel kenarın alanında ne yapacak? 4A artı 16'ya eşit olacak. E o zaman her, her ikisi de paraya kenarın alanına eşit olduğundan bu alanlar nedir? Birbirine eşittir. O yüzden eşitliği koyduk. E buradan buraya attık 2A. Buradan buraya attık 2, 32 mi yapıyor arkadaşlar? Evet 2A 32 ise A'yı buradan kaç buluruz? 16 buluruz. E 16 bulduysak A yerine 16 yazdığımızda A yerine 16 yazdığımızda 24 16 daha kaç yaptı? 40 yaptı. Tüm alan kaç yaptı arkadaşlar? 80 yaptı. Tüm alan 80 yalnız. Bunun alanı neymiş arkadaşlar? 80 olarak bulduk. Yani paralel kenarının alanı 80 bulduk. Karenin köşegen uzunluğu isteniyor. Evet karenin köşegen uzunluğu. Arkadaşlar karenin bir kenarına biz A diyecek olursak. E o zaman A kare eşittir 80 ise A buradan kök 80. Yani 4 kök 5 değil midir? Evet. Karenin bir kenarı 4 kök 5 ise 4 kök 5 ise karenin köşegeni isteniliyor. Yani x de buradan 4 kök 5'in kök katı olur. O da 4 kök 10 çıkar arkadaşlar. İşte bu soruyu yapama yani bu sorunun zor gelmesinin sebebi ne oldu? Kareye hep alfabet alıyoruz. Dik üçgen arıyoruz. Onu arıyoruz. Bunu arıyoruz. Ama bazen en alt yapısını da yani paralel kenardan da çözülebilmesini düşüneceksin. Burada kare olmasının avantajını nerede kullandık? Sadece köşegen uzunluğunu bulurken kullandık arkadaşlar. O yüzden buna da lütfen dikkat edin. Evet işte bu soruyu zor yapan karenin özelliğini yani köşegen uzunluğunu bulmasını en son kullandığımız için. Normalde soruya baktığımız zaman ulan kare bunun özelliği ne ya? Şöyle mi böyle mi falan filan diye kafa yordunuz. Ama bazen paralel kenar altyapısında lütfen ama lütfen düşünün. Bu verdiğim şeyler gerçekten altın değerinde. Bu söylediğim şeyler gerçekten altın değerinde. Yani son çareleriniz olmalı. Bir konuda son çareleriniz gerçekten olmalı arkadaşlar. Bu da son çare işte. Temele inme olmalı aslında. En temele inme. E kare tamam temeli üçgendir. Ama üçgenden sonra nedir? Paralel kenarın bir paralel kenar bir altyapı olduğu için paralel kenardaki şeyi de düşünmeniz lazım arkadaşlar. Kare, dikdörtgen gibi sorularda da arkadaşlar yapamadığınız zaman. Tamam gençler böylelikle bu haftayı bitirdik. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Dikdörtgeni ve kare ile ilgili soruları da çok güzel bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Çünkü olayın mantığını kavradınız. O zaman ne diyoruz? 14. haftada ne var? Yamuk var. Yamuk da çok, çok güzel bir konu. Yamuk konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.